Bayram bir seyran değil, Moody's bu açıklamayı neden yaptı? Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu, Moody's bir açıklama yaptı ve Türkiye'nin dış kırılganlık riskinin arttığı uyarısında bulundu. Bugün T24 5 dakika ekonomide bu açıklamanın perde arkasına bakacağız. Moody's'in açıklaması Türkiye'nin dış kırılganlık riskinin yüksekten yüksek artıya çıktığı uyarısını yapıyor. Yükseğin yanına bir artı kelimesini veya işaretini ekliyor Moody's. Bunun için iki gerekçeye dayanıyor derecelendirme kuruluşu. Bir tanesi ekonomik, ikincisi siyasi tahmin edileceği üzere. Ekonomik gerekçe Türkiye'nin, o da iki bacaklı genel olarak, Türkiye'nin bu yıl 2019'da çok yüksek bir dış borç ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya bulunuyor olması. Moody's'in kelimesiyle azımsanmayacak dış yükümlülük. Haklı Moody's, Türkiye'nin önümüzdeki aylarda ciddi bir dış borç yükü var. Nisan ve Mayıs ayına özellikle toplanmış durumda. Nisan ve Mayıs'ta devlet ve özel sektör şirketlerinin ödemesi gereken toplam borcun 16 milyar doların üzerinde olduğunu görüyoruz. 16.2 milyar dolar. Nisan ve Mayıs aylarında özellikle bankaların üzerinde bir borç çevirme, İngilizcesiyle rol etme yükümlülüğü var. 5.1 Nisan ayındaki yükümlülük, 6.2 Mayıs ayındaki yükümlülük. Yıl genelinde 170 milyar doların üzerinde toplam Türkiye'nin bir dış borç yükümlülüğü bulunuyor. Moody's birinci kaygı alanı olarak bunu gösteriyor. Geçen sene yaz aylarında, sıcak geçen, krizli geçen yaz aylarında Türkiye'nin cari açığı milli gelirinin %6'sının da üzerine çıkmıştı. Bu korkunç bir oran. %6, %5'in üzerinde genel olarak zaten bir kriz potansiyeli olarak değerlendiriliyor dünyada. Türkiye'nin cari açığı %6'yı da geçmişti. 60 milyar dolar civarındaydı. Ama sonra krizin peşi sıra Türkiye tüketimi kesince, şirketler yatırımları kesince cari açık hızlı bir şekilde daralmaya başladı. Ama diyor Moody's, hepten de ortadan kalkmadı. Cari açık bir potansiyel risk alanı olarak, kaynağı olarak orada durmayı sürdürüyor diyor Moody's. Bunun için de gerekçesi enerji faturası, doğru. Türkiye'nin ciddi enerjide, gazda, petrolde yurt dışına ciddi bir bağımlılığı var. Türkiye'nin öyle bir şanssızlığı var. 10 milyarlarca dolar ödemek zorundayız her yıl enerji ithalatına. İşte Rusya'ya yanılmıyorsam 30 milyar dolar civarında her yıl fatura, doğalgaz faturası ödüyoruz. Onun üzerine İran'dan alıyoruz, Cezayir'den alıyoruz, Kuzey Irak'tan ciddi petrol alıyoruz, dünyanın her yerinden alıyoruz. Ve bunlar cari açığı bir potansiyel risk alanı olarak varlığını korumasına yol açıyor. Türkiye ekonomisi ne kadar daralırsa daralsın, cari açığın ortadan kalkması mümkün değil. Yani Almanya'da olduğu gibi mesela, Türkiye'nin bir cari fazla veya Çin'de olduğu gibi cari fazla veren bir ülke olması mümkün değil. Ve evet, bu hemen olmasa bile orta vadede bir risk alanı olarak varlığını sürdürüyor. Üçüncü gerekçe veya ikinci gerekçe diyelim, Moody's'in bugünkü açıklamasında dış kırılganlık riskinin artmasına dair gösterdiği ikinci gerekçe siyasi. Siyasi gerekçe de S-400 kelimesiyle özetlenebilir. Biliyorsunuz Türkiye Rusya'dan hava savunma sistemi S-400 füzeleri alıyor. Siparişler verildi. Önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor. Ve korkulan şu: acaba S-400 geçen yaz Rahip Brunson krizinin yol açtığı türden bir gerilime iki ülke arasında yol açar mı? Üç tane potansiyel risk alanı var Türkiye için şu anda ekonomik açıdan. Birincisi yüksek dış borç yükümlülüğü, bir. İki, küçülmekle birlikte ortadan kalkmayan ve enerji faturası dolayısıyla varlığını sürdürecek olan cari açık. Üç, siyasi risk, yani S-400 meselesinin Rahip Brunson 2.0 gibi bir krize yol açıp açmayacağı endişesi. T24 5 dakika ekonomide bugün Moody's'in bu açıklamasına baktık. Yeniden bir arada olacağız.